Herkese merhaba Melek Selin'den kanalıma hoş geldiniz. Bu sıcaklarda ne gider diye sorarsanız soğuk bir çorba gerçekten güzel gidiyor. Sizlerle de paylaşmak istedim mutlaka deneyin. Bir su bardağı aşurelik buğdayı öncelikle ısladım. Sonrasında da kaynattım yumuşayana kadar. Sonrasında da süzdürdüm. Pişmiş hali 2 su bardağı kadar diyebilirim. 1 su bardağı fasulye, 1 su bardağı da nohut ekledim. Bunları buzluğumdan çıkarttım. Daha öncesinden kaynatmıştım. Müsait olduğunuz zamanlarda benim gibi kaynatarak buzdolabınıza koyabilirsiniz. Sonrasında çıkartıp kullanması gerçekten çok pratik oluyor. Ayranı daha öncesinden yapmıştım. Buzdolabından çıkarttım. Soğuk soğuk hemen çorbama ekliyorum. Toplamda 6 su bardağı da koyu bir ayran ekledim. Çorbamda tuz kullanmayacağım çünkü ayran tuzluydu. Sizler ayranı sonradan yapacaksanız bir silme tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapabilirsiniz. 6 su bardağı ayran ekledim, hemen karıştırıyorum. Sizlerde kıvamını görün. Tavama 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim, 1 yemek kaşığı da nane. Nane'nin kokusu burnuma gelene kadar yağı kızdırdım. Sonrasında da ocağımı kapattım. Bu çorbayı öncesinden planladığım için yağını öncesinden yaktım ki sonrasında soğuk bir şekilde üzerine ekleyeyim. Eğer yağ kullanmak istemezseniz taze naneyi direkt doğrayarak da çorbamıza katabilirsiniz. O şekilde de güzel oluyor. Söylemiş olduğum gibi nanesini öncesinden yaktım. Soğuttuktan sonra çorbamın içerisine ilave yapıyorum. İyi bir şekilde karıştırdıktan sonra da afiyetle yiyebilirsiniz. Benim yaşadığım şehirde genelde çok fazla yağmur yağar. Hatta ben Ağustos ayında kocukla çıktığımı bilirim. Buralar çok serin olurdu. Bu sene tam aksi inanılmaz sıcak ve duramıyoruz. Bu sene sürekli böyle soğuk şeyler yapmaya çalışıyorum. Gerçekten yemek de yenmiyor. Soğuk soğuk gerçekten güzel gitti. İyi ki de yapmışım dedim. Sizler bu sıcaklarda ne yapacağım diye düşünüyorsanız kesinlikle denemenizi öneririm. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden de haberiniz olsun. İzledikten sonra beğeni ve yorum bırakarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.